Sosyal biliş teorisinin önemli bir parçası kişisel kontroldür. Yani kontrolün bizde olduğunu ya da çevremizin bizi kontrol ettiğini hissetmek. Kişisel kontrolden bahsederken genellikle içsel veya dışsal kontrol odağını kastederiz. Diyelim ki bir sınava girdiniz ve çok başarısız olduğunuzu öğrendiniz. Tepkiniz ne olurdu? Kendinize daha fazla çalışmanız gerektiğini söylerdiniz, değil mi? Ya da belki konuların üzerinde daha fazla durmanız gerekiyordu. Yoksa sınavın hiç adil olmadığını ve hocanın çok zor sorduğunu mu söylerdiniz? Eğer daha fazla çalışmanız gerektiğini söylüyorsanız, bu sizin içsel kontrol odağınız olduğunu gösterir. Yani kendi kaderinizi ya da sonuçları yönlendirebileceğinize inanıyorsunuz demektir. Eğer testin adil olmadığını söylüyorsanız, dışsal kontrol odağına sahipsiniz demektir. Dışarıdaki koşulların ya da güçlerin sizin kişisel kontrolünüzden üstün olduğunu ve kaderinizin şans ya da fırsatlar tarafından belirlendiğini düşünüyorsunuz demektir. İçsel veya dışsal kontrol odağına sahip olmanın etkileri üzerine birçok araştırma yapıldı. Bence araştırma sonuçları gerçekten çok ilginç. İçsel kontrol odağı olanların okulda ve iş hayatında daha başarılı olduğu ortaya kondu. Daha bağımsız davrandıkları ve hayattaki sorunlarla daha iyi mücadele ettikleri görüldü. Hatta daha sağlıklı oldukları ve daha az depresyona girdikleri bulundu. Dışsal kontrol odağı olan kişiler okulda daha az başarılı oluyor ve daha fazla depresyona giriyorlar. Dışsal kontrol odağını düşündüğümde olayların nasıl bir sıralamayla gerçekleştiğini gerçekten merak ediyorum. Şansa ve fırsatlara inanmak insanları depresyona meyilli mi yapıyor? Yoksa çaresiz ve umutsuz hisseden insanlar kontrolün onların dışında olduğuna mı inanıyorlar? Tavuk yumurta problemi gibi görünüyor ve hangisinin ilk gerçekleştiğini bilmek zor. Ayrıca bu kendini gerçekleştiren bir kehanet de olabilir. Çünkü kontrolün olmadığına inanmak insanları kabullenme ve boyun eğmeye itebilir. Biz buna öğrenilmiş çaresizlik diyoruz. Bununla alakalı çok meşhur bir deney var. İki farklı grupta köpeklerimiz olduğunu düşünün. İlk gruptakiler zil sesi duyduklarında elektrik şokuna maruz kalacaklarına şartlanmış durumdalar. Ama köpekler zamanla kafeslerinin içinde bir düğme olduğunu ve ona basınca elektrik şokunu durdurabildiklerini fark ediyorlar. İkinci gruptaki köpekler de aynı şekilde şartlandırılmışlar. Yani sesi duyduklarında şokun geleceğini biliyorlar. Ama ilk gruptakiler gibi şokları kontrol etmeleri için hiçbir yöntemleri yok. Şoku durdurmak gibi bir imkanları yok yani. Bu iki grup köpek yeni bir ortama konuyor. Yani yeni kafesleri ortaya alçak bir bariyer konarak ikiye ayrılmış. İki grup köpek de elektrik şokuna maruz kalıyor. Ama şoka verdikleri tepkiler oldukça farklı. İlk gruptaki şoktan kendi davranışlarıyla düğmeye basarak kurtulabileceklerini öğrenen köpekler, yeni elektrik şokundan bariyerden atlayarak kaçmayı öğreniyorlar. İkinci gruptaki köpeklerin tepkisi ise çok daha farklı. Şoktan kaçmayı hiç denemiyorlar. Bariyerden zıplamayı bile denemiyorlar. Sadece oturuyor ve sızlanıyorlar. Şoktan kaçabilecek olmalarına rağmen denemiyor ve çaba sarf etmiyorlar. Bunun sonucunda araştırmacılar kontrol edilemeyen kötü olayların kontrolden yoksunlaşmaya ya da kontrolden yoksun olduğu algısının yaşanmasına sebep olduğunu keşfettiler. Bu da genelleşmiş çaresiz davranışlara yol açıyor. Hayvanlarla yapılan modellemeleri insanlarla kıyaslarken çok dikkatli olmalıyız. Bence bu deneyden öğrenilecek çok fazla şey var. İnsanların çevreye karşı kontrolsüz kalmalarının sonucunu gösteriyor. Hayatları üzerinde çok az kontrolleri olan insanları bir düşünün. Fakirler, evsizler ya da tutsak insanlar, hatta engelli olanlar ve bakım evlerindeki yaşlı insanlar.
Bu insanlar çevrelerindeki çoğu olay üzerindeki kontrol etme yetilerinin bir kısmını ya da tamamını kaybetmiş durumdalar. Bu da onların sağlık sorunları yaşamalarına sebep olabiliyor. Depresyona veya aşırı stresli olmaya meyilli olmalarına yol açabiliyor. Bakım evlerinde yapılan araştırmalar, insanlara herhangi bir konuda daha fazla kontrol imkanı vermenin sağlıklarını olumlu etkilediğini gösteriyor. Sandalyeleri hareket ettirmek, ışıkları açıp kapatmak ya da televizyon kumandasını kullanmak gibi şeylerden bahsediyorum. Çok küçük şeyler bile bu durumdaki insanların sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Daha tetikte, mutlu ve aktif olmalarını sağlayabilir. Bu araştırma hayatımız üzerinde ufacık bir kontrolümüzün olmasının dahi hiç kontrolümüz olmamasından daha iyi olduğunu gösteriyor. Peki çok fazla kontrol sahibi olmak da mümkün mü? Çok fazla seçeneğimizin olmasının da bilişimizi ve davranışlarımızı olumsuz etkilediği biliniyor. Bu duruma seçme ikilemi deniyor. Süpermarkete gittiğimizde her zaman kullandığım ve satın aldığım yüz yıkama jelinin olmadığını fark ettim. Reyondaki farklı seçeneklere bakarak çok uzun zaman geçirdim ve bence bu berbat bir histi. Çok fazla seçenek, marka ve içerik türü vardı. Ama hiçbir şey alamadan marketten çıktım. Aslında çok kötü hissetmiyorum çünkü bu davranışımın bir sebebi olduğunu biliyorum. Tüketici araştırmaları bu durumu açıklıyor. İnsanların iki gruba ayrıldığı bir araştırma yapılmış. Bir grup 30 marka içerisinden bir çikolata seçecekti ve diğer grup 6 marka içerisinden bir çikolata seçecekti. 6 marka içerisinden birini seçmesi gereken grubun yaptıkları seçimden daha çok tatmin olduğu görüldü. 30 markadan birini seçmesi gereken gruptakiler çok daha az tatmin olmuşlardı. Yaptıkları tercih hakkında diğerleri kadar emin ya da güvenli hissetmiyorlardı. Evet, insanlar çok fazla tercih seçeneğiyle yüzleştiklerinde ne olur? Bunlardan ilki aşırı bilgi yüklenmesi. İnsanların çevreden alması gereken çok miktarda bilgi oluyor ve bu da bunalmış hissetmelerine sebep oluyor. Bu da karar felci ya da tutukluğu, yani karar verememe durumu olarak bilinir. Tüm farklı seçenekler yüzünden tutuklaşıyorsunuz. Bu da kişinin kararı hakkında pişmanlık duymasına sebep olacaktır. Doğru kararı verip vermediklerine dair güven duyamazlar. Tüm bunlardan çıkarılacak ders, kişisel kontrolün çok önemli olduğudur. İnsanların çevreleri üzerindeki kontrollerinin az bile olsa artması, sağlıkları üzerinde çok büyük etkiye sahip olabilir.